Evet arkadaşlar, köyümüze geri döndük. İnanamazsınız, öyle güzel para akıyor ki ben zaten bir miktarını çekmiştim. Satışlardan 3 bon 45M gibi bir paramız mevcuttu. Şimdi bakalım kişisel premium dükkanımızdan son kurduğum balıkların yarısı gitmiş abi. 40M de buradan gelmiş, harika, çok güzel. 3 bon 86M paramız oldu. Resmen ticarette artık paramız akmaya başladı. Bu 10'lu, 20'li, 30'lu bonlar gelmeye çok yakın hissediyorum kendimi. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Günlük olaraktan da seyis görevimizi aldık. Hedeflenilen yerlere doğru atımızı sürdük. Geri döndük. Bakalım eğitim başarılı. Seviye 4'e de ulaştık. Teşekkür ediyorum. Harika oldu. Arkadaşlar kendimize bir event oluşturalım dedik ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Tapınağa gidip 200 adet miğfer bulup 60 level bunları artı 6, 7, 8 ve 9'a basmak ve pazarda satmak olacak. Tüm miğferlerimizi yerden çöpçülükle toplayacağız fakat basın malzemelerini pazardan alacağız. Bunlarla ilgili dilerseniz şimdi videoya geçelim ve maliyetlere bir göz atalım. Tapınağa geldiğimiz zaman ağaç kurbağası liderlerinden düşen miğferler, korku maskesi, boynuzlu kask, ork kapüşonu, kardinal şapkası ve gök miğferinden ibaret. Şöyle güzelce resimlerimizi de ekleyelim. Heh, tam oldu. İşin güzel tarafı bu 5 tane miğferi basabilmemiz için gerekli olan geliştirme malzemeleri her bir kask için aşağıda sıralanmış ve hepsi de aynı malzemeleri istiyor. Bunları artı sıfırdan artı 9'a geliştirebilmemiz için gerekli olan malzemeler 2 tane bilinmeyen ilaç plus, 2 tane kurbağa dili, 2 tane kurbağa bacağı, 2 tane buz parçası plus, 2 tane alev yelesi, 14 tane de parmak kemikleri istiyor toplamda. Bu geliştirme malzemelerinin hepsinin ortalama maliyeti 6M civarında fakat pazardan daha da ucuza bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi işin güzel tarafına gelelim. Miğferlerin artı 9 olanlarının pazar satış fiyatları ortalama 3-3,5 ila 4,5-5 won arasında değişmekte. Yani bu miğferlerin bir tanesini artı 9'a geliştirdiğiniz zaman efsunsuz halleri ortalama 3 ila 5 won arasında değişmekte. Her bir miğferin köy demircisinde artı sıfırdan artı 9'a basım maliyeti 353.700 yank etmekte. Lonca zırhçısından basım maliyeti ise yaklaşık 1,8M kadar ediyor. 5 kat daha fazla pahalı. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Ufaktan bir kar zarar analizi yaparsak sonuçlara hep beraber bir bakalım. 40 miğfer beleş. Çöpçülükten kazandık. Hiçbir para harcamıyoruz. 40 miğferin geliştirme malzemeleri ortalama 6M çarpı 40'tan 240M kadar yapıyor. Tabii bunlar ortalamanın üzerinde fiyatlar ama bunun altında ne kadara mal ederseniz sizin için o kadar kar. 40 miğferin artı basma ücreti sorunsuz artı 9'a giderse 70-71M civarında bir para tutuyor. Toplam kumar maliyetiniz 40 parça miğfer için 311M yani 3 won 11M yapacaktır. Bir tane artı 9 miğfer geçse zaten maliyeti rahat rahat çıkarırsınız arkadaşlar. Diğerleri karınız olur. Bu çok çok iyi bir gelir demek. Çünkü harcayacağınız para 3 won. Bir tanesini sattığınız zaman bunu rahat rahat karşılıyorsunuz. Üzerine belki 1 veya 2 won kalabilir. Ama 2 tane artı 9 geçirirseniz değmeyin güzelliğe. Tabii RNG'ye bağlı olarak geçmeye de bilir. Fakat ben risk almayı sevmiyorum. Kumar bana göre değil diyenlerinizin neredeyse çok az bir azınlıkta olduğunu duyar gibiyim ama eğer ki garantici olmak isterseniz 40 adet miğfer için diğer alternatifler miğferleri pazara artı sıfırdan koysanız ortalama geliriniz 40M. NPC'ye satarsanız 4K'dan 40 tanesi 160K cebinize temiz para koyarsınız. Tabi bunu basmakla satmak ve toplayıp NPC'lere gömmek saat anlamında birbirini denklemeyecektir. O yüzden ne yapacağınıza kendiniz karar vermeniz çok çok daha iyi olacak. Peki ben ne mi yaptım? Vallahi hiç sormayın arkadaşlar. Öyle paralar, öyle paralar. Uf, anlatamam size. Fena, fena, fena. Hadi gelin videoya geçip hep beraber izleyelim. I am is coming.
Arkadaşlar parayı kıydık, parayı harcadık, gittik 40 tane kaskımızı hemen lootladık geldik. Basım itemlarını da aldık. Her biri bir kere de geçtiği zaman elimizdeki itemlar zaten yetiyor. Tabi bunlardan para da kalacak. Onları düşük fiyattan aldığımız için yüksek fiyata birazcık daha satıp para elde edebiliriz. Şimdi basıma geçelim bakalım. En fena yer şimdi. Hadi bakalım ne olacak. Arkadaşlar elimizde gidip tapınakta topladığımız 10 tane ork kapuşonumuz var. 10 tane boynuzlu kaskımız var. 10 tane kardinal şapkamız var. 10 tane de korku maskemiz var. Bunların basımı için gerekli olan malzemeler 200 adet bilinmeyen ilaç. Ben size bunların hemen maliyetlerini söyleyeyim. 200 adet bilinmeyen ilacı 30 eme aldık. 200 adet kurbağa dilini 47 eme aldık. 200 adet kurbağa bacağını 36 eme aldık. 80 adet alev yelesini 23.2 emden aldık. 80 buz parçasını da içlerinde bu birazcık pahalı. 600 tane de parmak kemiklerimiz var. Bunlara da 7.5 em para verdik. Toplamda 225 eme yakın bir para harcamış olduk sadece bu artı basma itemları için. Her şeyimiz sıfır. Ben şimdi seriden basmaya devam edeceğim. Evet, artı birleri hiç sorunsuz geçirdik. Şimdi artı ikilere devam edelim. İlki gitti. Hadi bakalım başladık şimdiden. İkincisi de gitti. Yapma be koçum be. Evet. 2 tane kayıpla 38 tane kaskımız kaldı. Ha gayret bakalım. 3. tura başlıyoruz. Bu nasıl bir yakma çeşididir ya, ben anlamış değilim. Arkadaşım 3'e basıyorsun ya, bir de sen lonca demircisisin yani. Normale gitsek ne yapacağız Allah bilir. Aga be, bize acı be. Yani bak fakirlikten geldik buralara kadar. Yapma gözünü seveyim. Yapma dediğim anda yaptı ya. Yok artık. Ay senin ben basacağım. Adam 3'e basamıyor ya. Uf uf, ne yaktı ne yaktı arkadaş. Şimdi burada zaten 2 tane gitmişti. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gitti. Kaldı mı sana 29 tane? Tabii 29 tane şu şekilde artı 3'e geçerken bunların hiçbirini yakmazsa. 28. Eyvah eyvah eyvah. 27. Ne kumar oynuyoruz yalnız var ya. Hop. Evet arkadaşlar artı 4'lere devam ki. Şu kardinaller, boynuzlular varmış. Boynuzlulardan başlayalım bakalım. Başka çaremiz yok abi. Oy 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 oy. 5'e giderken neler yapıyor bu, neler yapıyor. Şuraya bak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani artı 5'e geçerken kaç tane kaldı elimizde? 4, 8, 9 tane artı 4 kaldı elimizde. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu ne ya? Yazık günah abi. Bitti. Emekler gitti. Ne olur yakma artık bunları ya. Bana bir tane, 2 tane bana artı 9 verirsen bu beni çok memnun edecek. Bu da yok oldu. Evet. 5, 11, 12, 13. Böyle bir şey olabilir mi ya? 40 tane kasktan artı 4'e geçerken 13 tane kaldı. Hadi bakalım, korkanın çocuğu olmazmış. Devam. Oy gitti, bir tane daha gitti. Her türlü kumar itina ile atılır, çok güzel batılır. Kaç tane kaldı aga? Ya bunlardan bir tane bile 9 çıkmaz diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha artı 6'ya geçecek bunlar. Yok, 1 gitti. 2 gitti. 3 gitti. Yani ben ne diyeyim abi? 4 tane kaldı. 4 taneden artı 7 bir tane gelir mi? İşimiz iş. Yani hakikaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artı 7'ye kadar 40 tane kask yaktı bu arkadaş. Elimizde kalan malzemeye bakar mısınız? Deli dehşet malzeme kaldı ya. Abi sağlık olsun, ne yapalım? Yani güzel bir kumar videosu. Baya böyle başta plan yapmıştık. Şu şu kadar, bu bu kadar. Bunun maliyeti bu. Bunu satarsam bu olur. Bunu yaparsam böyle olur diye. Yani artı 7'de pilimiz bitti. 40 tane maskeyi artı 7'ye geçiremedik.
Elimizde kala kala artı 6 ork kapşonu ve boynuzlu kas kaldı gördüğünüz gibi. Teşekkürler. Özet geçelim arkadaşlar. 40 tane kapşonumuzu, miğferimizi aldık geldik bastık. Hiçbirinden artı 7 alamadık. İkinci 40 taneye geldik bastık. 2 tane artı 6 alabildik. Pazara koyduk 99M'den. Satılmadı. Başka ürünler satıldı. Bu arada ben gece farmı bıraktığım için 6 ila 8 saat arası. Benim karakter 42 levele geldi. Mallarımız mevcut. Şimdi bunları tekrardan bakalım. Artı 6 ya da artı 7 bulabilecek miyiz? Şimdi artı basmaya geçiyorum arkadaşlar. Artı 6 ve sonrası için tekrardan videoya girerim. Evet, elimizde şu anda 15 adet artı 5 miğferimiz var. Bakalım artı 6'ya kaç tanesi geçecek? Ya bu kadar da yakmazsın ama ya. 15 taneden 5 tanesi geçti. %30 şans başarı oranı demek bu. Hadi yavrum. 1. Gitti. Hadi. Bir tane aldık. Hadi. Da gitti. Hadi. Hadi. Bir tane artı 7'miz var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gayet başarılı. Bakalım. Tekrardan dönüp birazcık daha miğfer toplayalım. Bu topladığımız 4. parti olacak ve toplamda 160 miğfer toplamış olacağız. Yani şu anda 40 taneden bir tanesi geçtiğine göre şansımız artı 7 için %2,5. Yani güzel bir oran değil mi? Kumar. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, 4. parti malımız geldi. Toplamda 160 tane kaskı denemiş olacağız. Bakalım bunların oranı kaç olacak? Son 40 adet kapüşonumuzu, miğferimizi, kaskımızı, her ne karın ağrısıysa basacağız. Artık Allah ne verdiyse buradan kar edip etmediğimizi hesaplayacağız. Çünkü git gel git gel git gel, bu tentin yapmıyor yani biricik. Hiçbir cacık yapmıyor bu. Hadi bakalım hızlıdan başlıyorum. Evet, burada bir tane Sura artı 7'miz var. Bir tane Şaman artı 7'miz var. Bir tane de Savaşçı artı 6'mız var. Toplamda 5 tane kaskımız oldu 200 taneden. Şimdi gidelim diğerlerini de alıp şu 5'li seti bir doğrayalım bakalım. Bir tane artı 9 alabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar, artı 8 artı 9 basamadığımız için miğferlerden 200 tur miğfer bastık. Ve bunlardan 3 tanesi artı 7'ye geçti. 2 tanesi artı 6'da kaldı. Basabilir miydik? Basardık ama yanabilirdi. Şimdi ben bunları artı 8'e, bunları da artı 7 8'e deneyip yakmaktansa bunları bir pazar fiyatlarına bakacağım. Bakalım bizim kumara yatırdığımız, artı basmaya yatırdığımız parayı çıkıp üzerine kar kalabilecek mi? 389M paramız vardı biz bu oyuna başlamadan önce. Şu an itibariyle 114M paramız var. Demek ki 200 tane miğfere bizim harcadığımız para şu an itibariyle 275M olarak görülüyor. Fakat bu 275M'de 3 tane artı 7 miğferimiz var. 2 tane artı 6 miğferimiz var. Bir de burada bir sürü malzememiz var. Artı 8'e ve artı 9'a basılacak malzemelerin tamamı burada kalıyor. Bu miğferlerin fiyatlarına bakacağız. Buradakileri de pazara koyacağız. Satıldıktan sonra asıl kar zarar durumunu sizlerle beraber tekrardan değerlendireceğiz. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi pazarı düzenleyip tekrardan geliyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben kişisel premium dükkanı açtığım zaman şurada bir ork 6 ile sura 6 miğferimiz varmış. 99M'den pazara koymuşum ama fiyatlar ortalama 25 ila 35 am arasında değişiyordu. Ben biraz pahalıya koymuştum. Dolayısıyla bunları çektim. 200 tur miğfer basımı sonucunda bizim 3 tane artı 7'miz var. 4 tane de artı 6'mız var. Fiyatlarını araştırıp tekrardan pazara koyacağım ve ettiğimiz karı sizinle ticaretimizin sonunda hep beraber oturup değerlendireceğiz. Toplam fiyatı 200M olan 7 tane zırhımızı muhtelif fiyatlardan buraya koyduk arkadaşlar. Bu elimizde kalan malzemeleri de pazara atalım. Hemen fiyat ayarlamalarını yapıp geliyor. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki malları da koyduk.
Alev yelesi 20M ve 12M. 130M buz parçası Blast. Kurbağa bacağı 30M. Yaklaşık burada da 30M'lik kurbağa dili var. Bilinmeyen ilaç 3.9M. Parmak kemikleri de 7M gelecek şekilde hepsi ayarladık. Buradan da mallar satılırsa 230M gibi bir gelir elde edeceğiz ki hemen hemen aldığımız fiyatla aynı olacak gibi görünüyor. 200M'lik de kasklarımız satılırsa kar elde edeceğiz. Bakalım, pazarımızı açık tutuyoruz şimdi. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun sonuçlarını bir sonraki videonun hemen başında beraber kontrol edeceğiz. Videoları beğendiyseniz lütfen abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.